Merhabalar efendim. İlk önce şunu söyleyeyim. Diyetisyenler haftanın belli bir günü tartılmayı öneriyorlar. Evet doğru. Özellikle kadınlarda ödem ve hormonal değişikliklere bağlı olarak günlük büyük dalgalanmalar oluyor ve sonuçta moral bozukluğu yaşıyorsunuz. Yani bu söylediğim belki kadınlar için geçerli. Erkekler için öyle bir sıkıntı yok. Peki ben bunu niye söylüyorum? Haftada bir tartılmak yerine günde iki kez sabah akşam tartılımı diyorum. İşin mantığı şu, evet haftanın belli bir günü kendinize hedef olarak seçiyorsun. Mesela ben pazartesi seçiyorum. Niye pazartesi diye sorduğunuz zaman bazı insanlar der ki mesela benim perşembeleri düşük çıkıyorum. Benim pazartesi seçmemin sebebi şu, hafta sonu yaramazlık yaparsanız bunun cezasını hemen görüyorsunuz. Dolayısıyla ben hafta sonu biraz kendimi kontrol edebilmek amacıyla pazartesi günü tartılmaya karar verdim ve o şekilde devam ediyorum. Ve haftalık belli bir hedefim var. Belli bir hedefime ulaşmak için haftalık 1 kilogram gibi bir kilo kaybetmeyi hedefliyorum. En azından kilo almamayı veya aynı kiloda kalmayı da gene pozitif bir kazanç olarak görebilirim. Fakat buna karşı günlük tartıldığım zaman evet akşamdan sabaha kadar vücuttaki sıvı yer değişimi, ödemin atılması gibi nedenlerden dolayı bir kilo kaybı oluyor. Sabah belki bir önceki günün sabahından daha az kiloda olabiliyorsunuz. Bu harika bir şey. Güne böyle başlamak insanda büyük bir motivasyon yaratıyor. O geçici dahi olsa. Ve o kilo, ufak kilo kaybıyla beraber güne başlayıp devam ettiğiniz zaman ne oluyor? O zaman önünüze gelen yaramazlık fırsatlarına pas diyorsunuz. Niye? Çünkü efendim bir çikolata geldi, bir tane aldım. İşte çok güzel bir börek vardı, ondan yedim. Ya bir kaşık dondurma yemiştim, sarmalar harikaydı, dayanamadım gibi olan hikayeler size yol su, elektrik faiziyle beraber olarak, kilo olarak dönüyor ya, işte bu günlük tartılmayla beraber o yaramazlıklarınızın bedelini ne olduğunu görüyorsunuz. Ve aynı zamanda verdiğiniz kiloyu da ne kadar çabuk alabildiğinizi görüyorsunuz. Ve dolayısıyla ne oluyor? Bunu olumsuz karaları bağlayacak kötü bir olay olarak görmektense sizi motive edecek bir araç olarak değerlendiriyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Ben geçen yaz bir 15 kilo kadar zayıflamıştım. Haliyle son zamanlardaki bu pandemi vesaire gibi olan sıkıntılardan dolayı bir 4-5 kilo daha aldım. Dolayısıyla kendime haftalık 1 kilo hedefini koydum. Ve günlük sabah akşam tartılarak ve eğer bir kilo almam varsa, yediklerim dışında bir şey varsa o zaman egzersiz kısmımı biraz daha arttırarak bir şekilde devam ediyorum. Ama sabah akşam tartılarak bir yerde kendimi dolduruşa getiriyorum. Dolduruşa getirmek derken diyet üzerine çalışan bir Amerikalı doktorun anlattığı bir öyküyü motivasyon için size söyleyeyim. O da şu, aslında hepimizin bildiği bir hikaye nedir? O da şudur. Hani bir zamanlar aldığınız bir pantolon vardı ama şimdi içine giremiyorsunuz. Veya aldığınız bir gömlek vardı, giyince sanki gömlek düğmeleri patlayacakmış gibi duruyor denilen öykü var ya, bu her yerde geçerli. İşte deniliyor ki o giyemediğiniz pantolonunuz var ya, o pantolonunuzu sabah giymeye çalışın. Ve bu da sizi kötü bir motivasyon olarak değil, aslında olumlu bir motivasyon olarak desteklesin. Niye desteklesin? Bak bir zamanlar ben bu pantolonun içine giriyordum, şimdi giremiyorum. Ve hedef olarak onu koymalısınız ve o pantolonunuzu böyle dolabın arkalarına bir tarafına itmeyin, o önünüzde dursun. Veya gömleğiniz, mesela erkekler için kullanılan bir şey var, fatboy tişört diye bir şey var, yani şişman adam tişörtü. Şişman adam tişörtü ne demek? Şişman adam tişörtü şu demek, eğer gömleğinizi pantolonunuzun içine sokarsanız göbeğiniz ortaya çıkar. Ama eğer gömleğinizi içine sokmazsanız, belden aşağı salarsanız ne olur? O zaman göbeğinizi bir parça gizlersiniz. İşte buna fatboy tişört deniyor. Yani birisi eğer zayıf değilse, ki zayıf olanların gayet rahat bir şekilde uzaktan 300 metreden görebiliyorsunuz. Ama biraz göbeği olan böyle gömleğini hafifçe sarkılır insanlar, ki ben de yapıyorum onu itiraf edeyim. Ama buna karşın ne oluyor? Siz böylelikle kendinizi aldatıyorsunuz. Halbuki gömleğinizin içine sokmanız lazım. Göbeğinizden korkmamanız gerekiyor. Bunu da bir motivasyon kaynağı olarak görebilirsiniz. İşte yani belki herkes için geçerli olamayabilir. Herkes biraz burun kıvırabilir. Memnun olmayabilir daha doğrusu herkes. Ama naçizane benden size iki küçük uyarı. Herkes de çalışmayabilir. Doğru. Her diyet herkesle nasıl çalışmıyorsa bu önerileri de belki kendinize adapte olarak uygulayabilirsiniz. Değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.